Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Pamir ve bu videomda size ideal olduğunu düşündüğüm YouTube stüdyomu göstereceğim. Nuf panisi. Aslında burası benim yatak odam ama burayı stüdyo haline çevirdim. Her şeyin üstünden geçelim. Öncelikle burada 3 metreye 4,5 metre olan bir tane green screen'im var. Ondan sonra buraya gelince sağda ve solda iki tane softbox'um var. Softbox'un ne olduğunu bilmiyorsanız çok güzel yüzünüze ışık vuruyor ve green screen işlemleri yaparken falan işinize yarıyor. Burada da tepede bir tane ışığım var. Tepeden yaptığım işleri aydınlatıyor. O yüzden o da bence yararlı. Şu green screen, iki softbox ve şu ışıklandırma bir tane paketle geldi. Onun da aşağıdan linkini bulabilirsiniz. Ve burada bir tane kavisli Samsung 24 inç monitörüm var. O da bilgisayarıma bağlı MacBook Air. Ondan sonra genelde kullandığım Blue Snowball mikrofonum var. Klavyem, mouse'um. Burada da hoparlörüm var. Çünkü bilgisayarımı monitöre bağlayınca bilgisayarımdan da ses gelmiyor, monitörden de. Nedenini bilmiyorum ama o da gerekli oluyor. Böyle buraya bir tane genellikle kendi videolarımda kullandığım bir tane şey. Ondan sonra burada da bir tane Ova'nın bana şimdilik verdiği tripod var. Evet, kameramı tripodumun üstüne koydum. Şimdi şu an kullandığım kameralarımı göstermek istiyorum. İlk başladığımda bir tane iPad mini 3 kullanıyordum. Amatördüm. Bir de telefonumu kullanıyordum arada. O da iPhone 6'ydı. Kanalım gittikçe büyüyordu ve şu Samsung ST88 kamerasını kullanıyordum ondan sonra. Maalesef ki yazın bir çekim sırasında yere düştü ve kırıldı. Şu an çalışmıyor. Onun dışında aksiyon kamerası olarak bir tane GoPro Hero 4 Silver yani gümüşüm var. Bence çok işime yarıyor. Eskiden hep kafamda yapıyordum. Bunlar ise GoPro ile bağlantılı olan ekipmanlarım. Mesela kafama bağladığım şey vardı. Head strap. Ondan sonra nerf silahların üstüne takabildiğiniz 3D yazılmış şey var. Başka bir tane göğüslük var. Göğsünüze takabiliyorsunuz. Bir tane de selfie stick var. Aynı zamanda şöyle altındaki çıkan şeyi de GoPro tripod olarak kullanabiliyorsunuz. Ki GoPro balık gözü olduğu için çok iyi değildi. O yüzden ondan sonra şu anda kullandığım annemin kamerasını güzel kullanıyorum. Yani ben seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bayağı çok kullanışlı. Tam vlog çekmek için kullanılan kameraların en profesyonel diyebilirim. Arkası Sony modeli de A6000. Yani böyle bir iş yapıyorsanız ve çok iyi olmasını istiyorsanız kesinlikle o kamerayı denemelisiniz. Sonra bazı videolarımda da bu webcam'i kullandım. Bu benim webcam'im. Bana eskiden annem vermişti. 720 piksel çekiyor ama ondan sonra arkadaşımın evinde bana bunu verdi. Bu da aynı yine Logitech. Ama bu da 1080p çekiyor. Yani bayağı yeterli. Şu an kullandığım webcam bazı video çekimlerimde. Ondan sonra bir de şu an bende olan ama benim olmayan Canon PowerShot A3400IS var. Bu Ova'nın bana verdi şimdilik. Ama bazı videolarımda kullandım. Güzel bence. Kırılan kameramın aynısı. Ama tabii ki bunu almana geri vereceğim, benim değil. Aylarda bu iPod'u kullanıyorum. iPod Generation 6 ve aynı zamanda uzun zamandır telefonumu kullanıyorum, iPhone 7 Plus. Bu kadar kameram var ve bu kadar kamerayı neyle sınıf oturtup çekiyorum? Hadi gelin bir göz atalım. Genelde ben bu tripodu kullanıyorum vlog çektiğimde falan. Birkaç tane vlog çektim ama daha hiç atmak nasip olmadı.
Bu da küçük bir tripod webcam için aslında. Telefonunuzu tripodlara adapte eden, şu şeye adapte eden, yoksa olursa tabii gösterebileceğim bir şey. Benim işimi görüyor. Snowball'u almadan önce yine bana Nevin'in verdiği şu insignia mikrofonu kullanıyordum. Maalesef çok iyi değildi. Yani böyle gidip gelebiliyor. O da bir güzel özelliği. O yüzden Snowball'u aldım. Bu arada Snowball'un, GoPro'nun ve green screen setinin linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Bu ise bir mikrofon. Yaka mikrofonu. Ben bunu bazı videolarımda kullandım. İşimi görüyor aslında. Ama biraz eski olduğu için yine Snowball kullanmayı tercih ederim. Her şeyin üstünden geçtiğimi sanıyorum. Bu elimdeki ekipmanlarımla beraber sizlere elimden gelenin en iyisini sunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir like patlaması olursa sevinirim. Düşüncelerinizi aşağı yazabilirsiniz. Hoşça kalın. Bye bye. Love Princess.